Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda gazlı termostatlardan bahsedeceğiz. Nedir, ne işe yarar, nasıl çalışır, sağlamlık testi nasıl yapılır, iç parçalar nedir, söküp parçalayacağız. Tüm detaylarla anlatacağız. Hemen başlayalım. Gazlı termostat rezistansı olan, ısıtma işlemini gerçekleştiren hemen hemen çoğu makinede, cihazda var. Yani çamaşır bulaşık makinelerinde yok tabii ki, onlarda netice elemanı var. Genelde çay ocaklarında, termosifonlarda, buzdolaplarında vesaire kullanılıyor. Şu borunun içerisinde gaz var. Değişik bir gaz bu. Sıcaklıkla tepkimeye giriyor. Mesela çay ocağında bu termostat takılı. Biraz daha uzun çubuklu olanlar var, gövdeye monteli. İstenilen sıcaklığa geldiğinde şuradan ayarlıyorsunuz. Mesela açık konumuna getirelim. Şu an açtık değil mi? Kaç derece? Üste butonu var. İşte 60 derece. 60 dereceye geldiğinde bu ısıyı algılayarak gaz içeride yoğunlaşıyor ve termostatı çıt diye kapatıyor. Şu olayı gerçekleştiriyor. Sıcaklığı arttırdıkça burada sağlanan basınç ya da direnç de artıyor. Yani bu anahtar içeriden daha açık, daha fazla açık konuma geldiği için daha fazla güç uygulanması lazım. Bu sayede geç kapanıyor. Daha yüksek sıcaklığa erişiyor. Arızanda ne olur? Termostat kapanmaz. Başka emniyet sistemi de yoksa ısıtmaya devam eder. Bunların üzerlerinde dereceleri vesaire yazar. Ne yazmış bunda? 87 derece. Bu da farklı bir termostat. Bozuk mu sağlam mı bir bakalım. Avometremizi buzzer konumuna alıyoruz. Şimdi şu şekilde baktığınızda artı ve eksiye değdirdiğinizde termostat açıksa öter. Kapalıysa devre tamamlanmamıştır. Ötmez. Ancak bu tamamen sağlam olduğu manasına gelmez. İçerideki gazı da test etmek lazım. Yani buradan gelen sıcaklıkla devre kesiliyor mu, ona da bakmak lazım. Bunlar sarmal şekilde dururlar. Böyle bükerseniz, işte yerleştireyim diye şöyle açarsanız komple kırılabilir. İçerisindeki gaz uçar ve çöp olur. Hiçbir işe yaramaz. Tamiri de yok. Olmaz yani. İç kısımda problem varsa belki tamir edilebilir ama burada gaz kaçağı olduysa bu tamir edilemez. O yüzden montajı dikkatli yapılması lazım. Şimdi hemen gösterelim. Bunları bağlıyoruz. Ucunu da buraya bağlıyoruz. Şu an devre tamamlanmış, açık konumda. Ötüyor. Çok fazla açmayalım. Çünkü çok ısıtmak istemiyorum. Bakın şimdi çarpmakla ısıtacağız. Kapattı. Soğuyunca tekrar devreye girecek. Şimdi açalım içini. İçini de gösterelim. Bizim zaten bu termostatımız sağlam. Bu bozuğu da sizlere içini göstermek için getirdim. Parçalayacağız. Severiz parçalamayı. Şimdi bunun buradan gazın bulunduğu boru koparılmış. Dolayısıyla bu artık çalışmaz. Diyafram burada. Isınınca bu içeri doğru basınç oluşturuyor ve termostatı açıp kapatıyor. Şu an bayağı sert. Sonda çünkü. Tamamen sistem bu şekilde çalışıyor. Şimdi buradan da açılıp kapatmasını göstereceğiz burayı söküp. Şurada muhtemelen anahtarlarımız var. Buradan yukarı bastırıyor. Burayı açıp kapatıyor.
Gayet basit bir sistem. Olayın gerçekleştiği yer burası. Yani bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur. Videomu burada son veriyorum. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.